Sen İzmir Marşı'nı biliyor musun lan diyen Binali Bey'e ithaf ediyor. Punta'da bayram vardı. Punta bugün Alsancak olarak bildiğiniz semtin eski adı. Punta'da bayram vardı. Yunan ordusu pasaporttan karaya çıkmış. İzmir metropoliti Hristostomos etekleri zil çala çala koşmuş. Haçıyla takdis edip, evlatlarım ne kadar Türk kanı içerseniz o kadar sevaba girmiş olacaksınız diyerek yere kapanmış. Toprağımıza ilk ayak basan Yunan albayının çizmelerini öpüyordu. Aniden uzun boylu, siyah takım elbiseli bir delikanlı fırladı ortaya. Elinde revolver tabir edilen toplu tabanca vardı. Bastı tetiğe. Trak, trak, trak. Efsun alayının sancaktarı karpuz gibi düştü atının sırtında. Kahkahaları suratlarında dondu. Baktılar ki tek başına, sarıverdiler etrafını, ilk süngüyü iman tahtasına sapladılar, sonra neresine denk gelirse orasına. Hasan Tahsin de o. Henüz 30'un yok. Hasan Tahsin de o. Henüz 30'unda. Böyle başladı macera. Hükümetimiz hala işgali yalanlıyor. Bu tür şaiyalara ehemmiyet vermeyin diyor. Mustafa Kemal ise vakit tamam demişti. Anadolu'ya geçiyoruz. Ateşten gömleği giymişti ulus. Aktı gitti aylar, yıllar, canlar. Takvimler 30 Ağustos 1922'yi gösterdiğinde yer gök yarılıyordu. Yüzbaşı Kanellopulos hatıra defterine çaresizce şunları yazıyordu. Türk topçusu susmuyor, titreyerek güneşin batmasını bekliyoruz. Onun batmasını beklediği güneş bizim için doğuyordu. Kudurmuştu Ali Kemal, efendilerinin büyük gazetecisi. Köşesinden kin kusuyordu. Bu millici mahluklar kadar başları ezilesi yılanlar hayal edilemez. Düşmanlar onlardan bin kere iyidir diyor. O mahluklardan biriydi İzmirli süvari Teğmen Yıldırım. 18 yaşındaydı. Vurulmuştu. 40 derece ateşli olmasına rağmen hastaneden kaçmış, cepheye koşmuş. Bugün kendi adını taşıyan Küçükköy istasyonunu almaya çalışırken son nefesini vermiş, bahçesine gömülmüştü. Yıldırım toprağa düşerken 30 kadar Yunan askeri savunmasız Kuzuluk köyüne geldi. Gözleri Fatma'ya takıldı. 15'indeydi. Taze incir gibi dediler sırıtarak. Kaçtı Fatma, evine kapandı. Kapıyı kilitledi. Omuzladılar, açılmadı. Yakalım dediler. Evi yakalım. Nasıl olsa çıkar. Çaktılar kibriti, alev alev. Çıkmadı kardeşim. Çıkmadı Fatma. Teğmen Şevket Uşak'tan geçiyordu o sırada. Sakarya'da şehit düşen yüzbaşı Basri'nin anacığı yakaladı kolundan. Basri'nin nerede diye sordu. İçi çekildi Şevket'in, boğazı düğümlendi. Arkadan geliyor anne dedi. Söyleyemedi gerçeği ve ömrünün sonuna kadar unutamadı bu yalanını. Kendimi asla affetmedim diye yazdı o güne dair hatırasını. Bedelli askerlik yoktu o zamanlar. Zenginse canı sağ olsun, garibansa vatan sağ olsun denmiyor. Albay Deli Halit vardı. Kısmetse bir gün hayatını yazmak istiyorum. Mustafa Kemal'in adını verdiği bir adamdır. Albay Deli Halit. Belinin sağ tarafında namuslu dediği tabancasını, belinin sol tarafında namussuz dediği tabancasını taşıyordu. İşgalciye namusluyla sıkıyor, İşgalciden korkup kaçana namussuzu gösteriyordu. Tercih senin diyordu. İstersen buyur kaçmaya çalış. Deliren biri daha vardı. İstanbul'daki İşgal Kuvvetleri Komutanı General Şarpi.
öfkeden deliye dönmüştü. Elindeki haritayı yırttı, fırlattı, attı. Bu hızla yarın İzmir'e girerler dedi. İnanamıyorum. 250 bin kişilik devasa ordu Fahrettin Altay'ın süvarileri tarafından darmadağın edilmişti. Hayalet gibi bir oradan bir buradan çıkıyorlar, birliklerin arasına dalıyorlar, hızar gibi biçiyorlar. Blok halinde hareket etmesi gereken orduyu lokma lokma salam dilimi gibi bölüyorlardı. Kaçıyordu Yunan, ecel peşlerinde. Ve 9 Eylül. Çiçekler açıyordu İzmir'in dağlarında. Hepimizi ağlatacak. Bornova'dan boşaldılar aşağıya 4 nala. Sonradan adı kahramanlar olan semte geldiler. Ödenecek bedel vardı daha. İkinci tümen 4. alaydan Konyalı Mehmet. Akşehirli Hakkı, Avanoslu Ahmet. Son şehitler bunlar. Bugün anıtları var orada. Vatan ve namus yazıyor altında. Yüzbaşı Şerafettin, Teğmen Ali Rıza, Teğmen Hamdi. Bismillah ilk iş koştular Hasan Tahsin'in düştüğü yere. Hükümet konağının alnını kabağına al sancağı diktiler. Minarelerden ezan sesi yükselirken Belkavedeydi Mustafa Kemal. İzmir'i seyrediyordu. İşgal edildiği gün bir ulusun kurtuluş savaşını başlatan, işgali sona erdiği gün o ulusun kurtuluş savaşını sonlandıran, dünyada bu özelliğe sahip tek şehir İzmir'i seyrediyor. Nif'te kendisi için hazırlanan bağ evine gitti. Tek tak kat, tek kat, taş, penceresiz, gaz lambasının ışığıyla aydınlanan, buram buram Ege kokan bir bağ evi. Yorgundu. Yemek ikram ettiler. Yemek ikram ettiler. Yemedi. Yemedi. Cigara çıkardı. Kahve istedi. Biliyor musun İsmet dedi. Bir rüya görmüş gibi. Karabasan'la başlayan 3 yıl 3 ay 22 gün süren mucizeyle biten bir rüya. Çiçekler açıyordu İzmir'in dağlarında. Karşıyaka'ya al sancağı Kadife Kale'ye dalan süvariler gözlerine inanamıyorum. Bütün şehir ay yıldızlı bayraklarla donatılmıştı. Adeta yelincik dargasına dönmüştü. Ne var yani bunda şaşılacak derseniz, şu var, işgal edilir edilmez bütün evler didik didik aranmış, bütün bayraklara süngü zoruyla el konulmuş, ibret-i alem için sokaklarda yakılmıştı. E peki bu kadar bayrak nereden çıktı? Vaziyet kısa süre sonra anlaşıldı. 3 yıldır yokluk içinde yaşayan İzmirli kadınlar bütün eşyalarını yok pahasına satmış, beyaz patiskalarını, kırmızı masa örtülerini saklamış, satmamış, yarıdan keserek komşularıyla değiş tokuş etmiş, sabırla o geceyi beklemişti. O gece 8 Eylül 1922 idi. Çıkardılar sandıklarından, kırmızının üstüne beyaz ay yıldızı diktiler. Denize kız, kızı deniz kokan İzmir'in kadınlarının bayrağı yarandı. Şimdi Binali Bey bize diyor ki lan sen İzmir Marşı'nı biliyor musun? Sevgili seyirciler, yani ben konuşabilecek durumda değilim. Çok zorluyorum kendimi ama işte kahramanların kurduğu cumhuriyeti oyluyorlar. O kahramanlar ölmez, cumhuriyet sona ermez. Sağ olun, Nazlı. Sağ olun, Mustafa.
Hepiniz sağ olun, var olun. Sizler de sevgili seyirciler. Sağ olun, var olun. Çiçekler açar, altın güneş orada sırmalar saçar, altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar, bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak mücevher taşa. Deftere yazdım, şehit olanları deftere yazdım. Öksüz yavruları bağrıma bastım, öksüz yavruları bağrıma bastım. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak mücevher taşa. Milli mücadeleye destek olmak için canı pahasına savaşan Karakol Cemiyeti'nden Yeni Bahçeli Şükrü'ye, Hamza grubundan Yüzbaşı Seyfettin'e, Mim Mim grubundan Top Kapılı Mehmet Canbaz'a selam olsun. İmalat-ı Harbiye'den Eyüp Bey'e, Berzenci grubundan Ahmet Berzenci'ye, Ferhat grubundan Mustafa İzzet'e selam olsun. Kuvacı kahramanlar Yahya Kaptan'a, Ali Çetinkaya'ya, Şahin Bey'e, Sütçü İmam'a ve Ahmet Hulusi Efendi'ye selam olsun. Kadınlarımız Ayşe Çavuş'a, Halime Çavuş'a, Asker Saime'ye, Melek Hanım'a, Tayyar Rahime'ye, Kara Fatma'ya ve Gör Desti Makbule'ye bin selam olsun. Daha önce Çanakkale'de, Çankbayırı'nda, Kemal Yerinde ve daha sonra Adana'da, Maraş'ta, Sakarya'da, Urfa'da, Afyon'da, Antep'te ve İzmir'in dağlarında Mustafa Kemal'lere